Teşekkür ederim Aykut İnce. Mutlu günler, yayınlar dilerim bir kez daha. Şu anda Galatasaray'ın kamp yaptığı otelin önündeyiz artık. Yavaş yavaş hareket saati yaklaşıyor. Saat 18.30 itibariyle buradan ayrılacak sarı kırmızılı kafile. Yavaş yavaş taraftar da burada yerini almaya başladı. Aslında tabii otelin bulunduğu alan biraz geniş. Ön kapıda da taraftarlar çok fazla yer alıyorlar. Takımın çıkış yapacağı bu kapıda da zaman zaman taraftarları görmek mümkün. Galatasaray dün gelmişti buraya. Artık dediğimiz gibi kampın son saatlerindeyiz. Harekete doğru yaklaşılıyor. Önemli eksikler var. Galatasaray'da Dries Mertens sakatlığı nedeniyle Konya'da yok. Nelson'un cezası var. Mitchell'ün tedavisi devam ediyor. Yusuf Demir son antrenmanda ayağına bir darbe aldı. O nedenle yine kafileye dahil edilmedi. Emre Taşdemir de yine Konya kafilesinde yer almayan isimlerden bir tanesi oldu. Galatasaray'da 14 maçlık bir galibiyet serisi ligde, tüm kulvarlarda 17 maçlık ve lig rekorunu kırmış durumda sarı kırmızılar. Bunu sürdürmek istiyorlar şüphesiz. Daha uzun bir seri oluşturmak istiyor Galatasaray. Bir yandan da tabii zirvede artık avantajını iyice perçinlemek istiyor. 9 puanlık bir fark var Fenerbahçe ile bugün kazanması halinde Galatasaray. Bu fark 12 puana çıkacak. 2 maç fazlası oluyor Galatasaray'ın ama tabii ki rakibini psikolojik olarak da baskı altında tutmak istiyor şüphesiz. Eksiklerden bahsettik. Peki nasıl bir kadro bekliyoruz? Hemen onu ifade etmeye çalışalım. Galatasaray'da bugün muhtemel 11 üzerinden bu durumu aktarmaya çalışalım. Kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Sacha Boye, solda Ade Kuppe stoper ikilisinde Kaan ve Abdülkerim forma giyecekler ki Abdülkerim de aslında geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalamıştı Konya'da, Konyaspor'da. Dün de zaten taraftarın burada en çok iyi gösterdiği isimlerden bir tanesiydi. O da bu kez rakip olarak Konya stadına çıkacak. Orta sahanın merkezinde Torreira ve Oliveira'yı göreceğiz. Onların önünde 10 numara pozisyonda Raşitsa görev alacak. Sağ tarafta Zaniolo, sol tarafta Kerem, ileride ise Mauro Icardi şeklinde bir ilk 11 ile Galatasaray'ın sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Konya'da an itibariyle hava güzel. Aslında öğle saatlerinde daha bulutlu, daha kapalı bir hava vardı ama şu anda biraz güneş yüzünü göstermeye başladı. Maç saatinde yağış bekleniyor, soğuk hava bekleniyor ama şu saat itibariyle güzel bir havanın bizleri karşıladığını, bizlere eşlik ettiğini söylememiz mümkün olabilir. Dediğimiz gibi saat 18.30 itibariyle Galatasaray buradan kamp yaptığı otelden ayrılacak. Şu anda da taraftarların zaten yavaş yavaş coşkusunun artmaya başladığını görmek mümkün. Biz buradaki gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Takımın çıkışı esnasında da yine otelden çıkışları esnasındaki görüntüleri canlı canlı A-Spor ekranında paylaşmaya gayret edeceğiz diyelim. Konya'dan sözü size bırakalım. Vallahi az sayıdalar ama gerçekten buraya kadar sesleri geldi. Galatasaray'a gönül veren, şehir dışından veya Konya'da yaşayan Galatasaray taraftarı, onlar da canlı yayınımıza renk katmış oldular. Sorunuz yoksa biz yollayalım Emre Kaplan abi. Şimdi gitsin bir takip etsin. Arkasındaki durum çok kritik olduğu için sana sormayalım yani. Yok, sormayalım, yollayalım. Teşekkürler Emre. Böyle ama taraftarlar tabii. Öyle tabii ya. Rengi ya. İşaret etti, 4-1 dedi. Ha, o genç taraftar. Genç taraftar 4-1 dedi maç. Yine ne geldi 4-1 deyince ben Bursa Spor'dayım. Kocaelispor'dayım. Bursa Spor'da Piontek geldi biliyor musun? Sepp Piontek. Maçtan evvel orada amigo Fikret vardı, geldi. Maçtan evvel tesadüf işte yayıncı kurucu. 3 istiyorum 3 dedi, tamam mı? İyi, sen 3 istiyorsan biz de 3 tane atarız dedik. Maç 3-2 yendik biliyor musun? O geldi aklıma. Şimdi 4-1 deyince Allah'ım yarabbim. Ne güzel bir şeyler dedi ya. Galip geliyorsun orada, düşünebiliyor musun? Tabii hocam. Yani. O işin şeyi başka. Mesela senin hala yıllardır konuşulur o en iyi Trabzonspor'u, en şaşalı Trabzonspor'u. Gençlerle yendik ikimiz. Oyuncuların yerlerini değiştirerek kazandığın konusu hala konuşuyoruz. Şimdi Aykut Bey, bak hanımefendiler de var bizi izleyen. Var var. Haldun abi, yorumlarınıza bayılıyorum. Zevkle izliyorum. Bir bayan futbol severi olarak diyor. Ne kadar mutlu oldum yani. Onların izlemesi, onların bu işin içerisine fazla girmesi. Instagram'daki son fotoğrafımın altına yazmış. Paylaşayım istedim. Çünkü onlar bizim için çok önemli. Zaten doğru. Kadınlar hayatımız için çok önemli de onun ötesinde futbola bu ilgi duymaları, futbolun farklı bir boyuta gelmesi için de çok önemli bir avantaj. Bravo. Yani. Aynen öyle. Beni de bayanlar bazen atıyor, çok eleştiriyorlar ya. Niye? Beni ne bileyim ben abi. Bir sebebi vardır hocam. Ya ne ol? Ya şimdi bir şey, şimdi bak. Şurada ne kadar Fener, en az bak, en azını söylüyorum, bir Fenerbahçeli kadar üzüldüm. Bak. En az bir Başakşehir, belki hepsinden fazla üzüldüm. Yani bırak Türk futbolunu ya, görüyorum yani. Bir de eleyeceğin takımlara üzüldüm. Şimdi burada bir şey söyleyince
Zannediyorlar ki eleştiriyor. Niye eleştirmesi kardeşim? Ben senden fazla üzülüyorum. Ben senden fazla kızıyorum. Tamam okey iyi oynadık bilmem ne. Şuna katılıyorum bak Avrupa'da demişlerdi ki ulan helal olsun bu takıma çok iyi. Ama ne demişlerdi biliyor musun? Ulan böyle bir takım nasıl yenilir demişlerdi. Sana bir soru geldi anlayan. Bak. Söyle. Bir Galatasaray taraftarı. Galatasaray bugünkü şartlarda, bugün. Fenerbahçe'nin, Başakşehir'in, Sivas'ın, Trabzon'un rakiplerini eler miydi? Zaten 3 tanesini zaten bizimkiler de elerdi. Yani üçünü, Tereontine hariç. Üçünü zaten bizim çok üstün takımımız. Ama şimdi bak ne var biliyor musun? O arkadaşa bak. Vermedin şimdi, ama cevabı. Vereceğim. Şimdi vereceğim ama Fenerbahçeliler kızmasın. Seneye çok merak ediyorum. Çok başarılı olacağını düşünüyorum Galatasaray'ın Avrupa'da. Çok inşallah yani kim şampiyon oldu bilmem ama yani şunu da söyleyeceğim ama kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe ile şimdi başa baş gidiyorlar. Seneye bak Avrupa kupalarında biz bütün takılarımız çok başarılı olacak. Şimdiden söylüyorum bunu kesin. Çok bir şey yaptık, aşama yaptık. Bir şeyler elde ettik. Tecrübe sahibi olduk. Bir şey söyleyeyim mi hocam? Yani konuşmana ek olarak söylüyorum. Seni takviye edecek şekilde. Sevilla takımı burada vakit geçirmeye gelen takımlar vardır ya skoru korumaya. Bravo. Ya yerlerden kalkmadılar ya. Yani o Dimitrovic'in yaptığı falan yerden kalkmadılar. Taç atmaya o gidiyor. Öbürküne ona bırakıyor. Ya ben ya böyle bir şey hayatta. Rezillik öyle de. Bir şey gördüm. Hiç gördün mü bilmiyorum. Ne oynarken gördüm, ne izlerken gördüm. Şeylerde tam, falan oluyor. Birincilikte, ikincilikte yok, bu başka bir şey hocam. Ben bunu ilk defa görüyorum. Bu başka bir şey. Tacı atacak. Top geldi. Bir top daha geldi. O topun bir tanesini aldı. Top toplayıcının eline götürdü verdi ya. Ya ben böyle bir şey vakit geçsin vallahi diye. Yani. Ya ben böyle bir şey görmedim. Galatasaray eler miydi hocam? Ha, bu tabii başka bir şey. Pardon. Şöyle kesin yapardı, eler. Böyle ya, yapardı. Lafı dolandırmadan açık açık söylüyorum. Ay elerdi. Dördünü de elerdi. Elerdi. Bazeli. Hepsi, ya Bazeli falan saymıyorum zaten ilerdi. Rahat rahat geçerdik. Ya bunlarda da çok emindim ben 3 tanesinde. Şöyle oturup maç seyrediyordum vallahi ya. Vallahi öyleydi ya hocam. Ya dün ben koşa koşa bir evdeydim. Koşa koşa geldim maçı seyredeyim. Bir rahatlık edecek diye. Şimdi tabii istatistikler Aldın abi diyor işte 2.42'yi yakalayan şampiyondur diyor da. Galatasaray 2.52'yi bulmuş. Havaya girmiş. Taraftar bir kere gelmiş. O statta kenetlenmişler. Hem içeride hem dışarıda yönetim sessiz ve sakin bir şekilde yoluna devam ediyor. Galatasaray takımı bu anlayışla, bu kadroyla, bu hocayla, bu camiayla sizce şampiyonluk şansı nedir hocam? Bak bir şey söyleyeyim mi? İlk önce şuna da bakın. Yani ben konuşurken. Fenerbahçe, Galatasaray 1.52 de Fenerbahçe kaç? Bir de ona bakalım. Ancak şu var. Ha, şimdi ben görüyorum. Güzel soru. Bak, bir bakalım ona arkadaşlar. Mikrofon düştü bu arada. Şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'a bakıyorum. Şu Icardi'ye falan bakıyorum. Adam hem konuşayım şu an mikrofonu da. Adam şimdi bakıyorum hiç egoist değil. Santforlar egoist olur. Takım kenetlenmiş. Giren çıkan bilmem ne var ya. Müthiş bir hava yakalamışlar. Şimdi Okan'ın da zaten antrenörlük yapısı itibariyle hepsine sıcak bir yaklaşımda. Mesela Mata'yı antrenör yapmak istiyor diye bir haber oldu biliyor musun? Yapabilir yani. O şeyleri bu öyle bir bütünleşmiş Galatasaray tamam mı?